Kısa bir ara verdik, yeniden birlikteyiz. Televizyonları yeni açan izleyicilerimize bir kez daha günaydın diyelim. Saat 11, Gerçek Haber, Gerçek Ekonomi devam ediyor. Gündem sıcak, gündem yoğun. Evet, bayram tatilini geride bıraktık. Yeni bir haftaya fırtına gibi başladık değerli izleyiciler. Pek çok gündem başlığı var, son dakika gelişmeleri var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Bir önceki saat diliminde de ayrıntıları aktarmıştık. Ankara'da devam eden bir görüşme için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önüne dönelim şimdi. Tele 1 muhabiri Burcu Yıldırım bizi o noktada bekliyor. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge Hazine Bakanı Yalçın Karatepe, Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir görüşme yapıyor. Şimşek gibi zamların, şimşek gibi vergilerin üzerimize yağdığı bu dönemde. Burcu'ya dönelim. Burcu devam ediyor mu? Görüşme yaklaşık bir saattir sanıyorum sürüyor. Nedir sendeki notlar? Bilge Yurt'ta Gülen, saat 10'da başlayan görüşme yaklaşık bir saattir devam ediyor ve Türkiye'nin günlerdir tartıştığı masadaki gündemleri Hazine Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe konuşmak üzere toplantıda. Toplantının başlıklarına bakacak olursak Türkiye'deki aslında ekonomi politikaları yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi biz vatandaşın gündeminde olan her şeyi bu masaya taşıyacağız demişti. Sorunlarına çözüm önerileri getirmek için Bakan Şimşek'le görüşeceğiz. AKP iktidarının ekonomi politikalarına dair herhangi bir işbirliği içerisinde olmayacağız notunun da altını yine çizmişlerdi. Bugün bu görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıkça gündem ettiği ve halkın da beklentisi olan emekli maaşlarına zam ve asgari ücrete zam tartışılacak, konuşulacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu gündeme getirecek. Oranında zam yapılması gerektiğini ifade edecek. En düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini yine ifade edecek. Burada Mayıs ayı itibariyle açlık sınırının, asgari ücretin açlık sınırının 2000 lira altında kaldığına dikkat çekmişti Cumhuriyet Halk Partisi ve aslında tüm Türkiye'nin geçim sıkıntısı bugün Maliye Bakanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aktarılacak. Öte taraftan girdi fiyatları var. Tarımsal üretimin devam edebilmesi için vatandaşların, üretici köylülerin ekip biçebilmeleri için, tarımdan uzaklaşmamaları için yine çiftçilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizecekler. Çay ve hububat üreticilerinin ürünlerinin kilogram fiyatının istedikleri seviyeye çekilmesini yine ifade edecekler bugün bu toplantıda CHP heyeti. Bir diğer yandan TÜİK verilerinin tutarsız olduğu ve gerçek enflasyonun yansıtılması gerektiği, ona göre zam beklentinin karşılanmasını isteyecekler ve kamu özel işbirliğiyle yapılan, hayata geçirilen ve devlete, kamuya yük olarak CHP'nin ifade ettiği kamu özel işbirliği projeleri ve varlık fonu yine bugün bu toplantıda gündeme gelecek. Yine günlerdir tüm Türkiye'nin tartıştığı vergi paketi, yeni vergi paketi de bu masada, toplantıda yine gündem olacak. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğinin bir kez daha altını çizecek Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu toplantıda. Toplantının hemen ardından, bir saati aşkın sürmesi bekleniyordu toplantının ve o toplantı devam ediyor. Bakanlık önünde herhangi bir açıklama yapılmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bilgilere göre Yalçın Karatepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nde saat 13.30 itibariyle bu toplantının notlarına ilişkin basına bilgilendirme açıklaması yapacak ve hemen ardından saat 14'te Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başlayacak. Bir diğer ayrıntıya da dikkat çekmek istiyoruz burada. Bütün bakanlık görüşmelerinde ya da liderlerin bir araya gelmesinde genelde işte çekarlı araçlar gözümüze çarpardı. Büyük bir heyet olurdu, birçok araç olurdu. Bugün çok sade bir giriş vardı aslında bakanlığa. Hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Gölge Bakan Yalçın Karatepe bir araçla geldi. Çakarlı araçlar bulunmuyordu. Bu girişteki sadelik ise yine burada basın mensupları tarafından acaba günlerdir, aylardır tartışılan kamuda tasarruf paketlerine dair bir yorum mu? Buna dair bir evet, artık tasarruf yapılması gerekiyor.
tartışmasının gündem edildiği, bugün bakanlıktan, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gündem edilen bir mesaj mı diye de yorumlara sebep oldu. Bunun da altını çizelim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi tüm Türkiye genelinde hem vatandaşların sorunlarını hem çözüm önerilerini AKP iktidarına anlatacağını ifade etmişti. Bu noktada gölge bakanlar bakanlarla görüşmüştü. O görüşmenin sonuncusu bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Şimşek ve Yalçın Karatepe arasında gerçekleşiyor. Toplantının notlarını önümüzdeki dakikalarda Tele1 ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Sözü Maliye Bakanlığı önünden, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünden size bırakabiliriz Bilge Yurttagül. Teşekkür ediyoruz. Burcu Yıldırım o noktada gelişmeleri takip ediyor. Kameraman arkadaşımız Güven Dinçmen'in görüntüleriyle birlikte oradan notlara bakacağız. Burcu da hatırlattı altın.